Merhabalar, bugün size güncel çeyiz alışverişimi göstereceğim. Galeri Kristal'den aldım bunları. Victorinox'ları göstereceğim ilk başta. Solingen var, saklama kapları var, Victorinox var. Sırasıyla bunları tek tek göstereceğim. İlk olarak klasik soyacağını göstereyim sizlere. Ben bunun aynısını evde de kullanıyorum. Onu da size gösterebilirim. Çok güzel, kullanışlı bulduğum için çeyiz içinde aldım. Gördüğünüz gibi pembe. Bütün sebzeleri rahatlıkla soyabiliyorsunuz. Salatalık, patates kolayca soyuluyor. Bıçakları aşırı derecede keskin. Size yakından da göstereyim. Ucunda koruması var. Ben onu şimdi çıkartmak istemiyorum çeyizi aldığım için. Bıçakları aşırı derecede keskin. Şimdi diğer ürünü göstereyim. Victorinox'un yan soyacağı. Bunu da domates soymak için aldım. Rengi de kırmızı. Ben bunu da kullanıyorum evde domates soymak için. Gerçekten çok çok güzel soyuyor. Tavsiye ederim. Renginde kırmızı tercih ettim. Açıp göstermeden önce söyleyeyim. Çünkü evdeki benim açık renk olduğu için domates veyahut da başka bir şey hafif rengini boyama yapıyor saplarının. Öyle kolay da çıkmıyor boyadığı zaman. Hani domates dersiniz ama kesinlikle uğraştırıyor çıkarken. Şimdi açayım, içini de sizlere göstereyim. İstediğiniz renklerini de seçebilirsiniz. Renk seçeneği vardı. Siyahı, pembesi. Ben domates soyacağım için kırmızısını seçtim. Şimdi size ucunu da göstereyim. Bakın koruması var. Ucunu açmak istemiyorum. Çeyiz için aldım. Victorinox yazıyor. Bunları da Galeri Kristal'den aldım. Söylediğim gibi. İnternette de satıldığını duydum. Oradan da bakabilirsiniz. Fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz. Çeyiz için çok çok güzel ürünler. Şimdi de size aldığım normal bıçaklarını göstermek istiyorum. Bunlar da şu iki tanesi tırtıklı bıçağı. Bu bir tanesi meyve soyacağı olarak aldım. Diğer şeyler için de kullanılabilir. Bu bıçaklardan kullanıyorum söylediğim gibi. Ama şunlar daha keskin. Bunlardan almanızı tavsiye ederim. Bunların ağzı düz. Bu ikisinin tırtıklı. Çeşitli renklerde aldım. Ama dediğim gibi açık renkleri boyayacak şeylerde kullandığınız zaman saplarını boyamakta. Fiyatlarını söylemiyorum. Çünkü fiyatlar her zaman değişmekte. Yani bir aldığınız ürünü tekrar aynı fiyata alamıyorsunuz. Dediğim gibi pembesini, mavisini, kırmızısını ve siyahını, pardon, turuncusunu aldım. Çeşitli renkleri de bulunmakta. Solingen bıçakları. Bunlardan bayağı bir fazla aldım. Bunlar da güzel kesiyor ama Victorinox'lar kadar keskin değil. Çünkü bunları da kullanıyorum. Ama diğer hani normal günlük bıçak kullanımında gayet güzel kesiyor. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bakın fiyatı da burada yazıyor. Ben bunu indirimli fiyatla 20 TL'ye aldım tanesini. Bu grisi, siyahı, bir tane altın rengi. Bunların hepsi simli. Bir de mürdüm rengi var. Çeşitli renkleri var. İstediğiniz renkleri alabilirsiniz. Nereden aldığımı söyleyeyim size. Bunu çok çok yeni alındı yani 3-5 gün geçmedi aradan. Esse'den Kadıköy'den aldım. Esse'nin outlet mağazasından gidip oradan da bakabilirsiniz. Bakın fiyatını da göstereyim. Fiyatı da gördüğünüz gibi 20 TL. Son olarak Galeri Kristal ürününü gösteriyorum. Sarımsak rendesi bu. Galeri Kristal'e gidenler görmüştür hemen kasa önünde. Oralarda bulunuyor. Ben kaç tane Galeri Kristal'e gittiysem hemen kasa önünde. Hatta gidince de sorabilirsiniz. Oralarda her zaman bulunan bir ürün. Şimdi açayım size içini de göstereyim. Böyle beyaz renkli. Rende şeklinde, küçük bir rende. Hiç denemedim, kullanmadım. Biliyorsunuz birçok sarımsak ezici, dövücü rendesi aldım. Bu da benim çok hoşuma gitti. Bunu da almak istedim. Şimdi size göstereyim. Böyle bir rendesi var. Altında rendeyi yaptığınızda içine birikmesi için altında haznesi var. Hatta böyle belki de bilmiyorum kokusu çıkar mı? Hiç denemedim. Bu şekilde kapatıp buzdolabına veyahut da masanın üzerinde bir yerde saklayabilirsiniz.
Hem de bunu çekmeceye koyduğunuz zaman yanlışlıkla veyahut da dolabınıza koyduğunuzda elinizi kesmemesi için de üzerinde koruyucu olarak da kullanılabilir. Çok kaliteli olduğunu düşünüyorum. Almanızı tavsiye ederim. Şimdi de size Migros'tan yapmış olduğum alışverişleri göstereyim. Bunlardan çokça aldım ben. Bayağı bir indirimliydi. Bu saklama kaplarını herkes bilir. Bunlardan aldım. Ve çok rahat açılabiliyor kahvaltılık için. Paşa Bahçe'nin gördüğünüz gibi. Bir tane getirdim ama çokça aldım. Bu gri renk. Bu da sarı lavın. Bunlar da çok kullanışlı oluyor ama kapaklarını makineye koymamanızı tavsiye ederim. Çünkü ben evde de kullandığım için makinede bunlar biraz küçülüyor ve kapağını yerleştirirken takmakta zorluk çekiyorsunuz. Ama normalde kullanımda kapatırken çok kolay kapatılıyor. Böyle tık diye sesini duyabiliyorsunuz. Ben böyle kolay açılan şeyleri seviyorum. Açarken, kaparken zorlayıcı ürünlerden asla almıyorum. Kahvaltılık saklamak için olsun, büyük saklama kapları için olsun. Bu da Love'ın güzel bir ürünü. Fiyatı çok uygundu. Bunu alalı bayağı bir zaman oldu. Gene bir Migros'un indiriminden almıştık ama bu güncel. Bunu yeni aldık. Bunların kapaklarını makineye koyabiliyorsunuz. Rahatlıkla makinede yıkanıyor. Hiçbir şey olmuyor. Açılması, kapanması, kapatılması gayet kolay. Yani ben bunları çok seviyorum. Bunların büyük boyları, küçük boyları elimizde mevcut ama şimdi yerlerine kaldırdığım için göstermek zor. Ama bir gün açtığımda onları da size göstermek isterim. Böyle gri renkli bir tane de çay süzgeci aldım. Bu süzgeci çay süzmek için değil de işte pastaların, kurabiyelerin üstüne pudra şekeri elemek için aldım. Bir kendime almıştım. Kendiminkini test ettim. Üzerine içine pudra şekerini koyuyorsunuz ama elerken çok dikkatli olmak lazım. Çok fazla eğiliyor. Ben hani yavaş yavaş eleyeceğini düşünmüştüm ama hani tuzluklarını, pudra şekeri tuzluğundan almak istiyordum. Çok her şey yer kaplıyor. Bu pratik olur diye düşündüm. Aldım. Hani kullanılıyor, kullanılmaz değil ama almak isteyenlere öneri olarak bunu da göstermek istedim. İki tane de böyle tahta şimşir kaşık aldım. Bunları ben Şile'den almıştım. Çok hani kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Yumurta yaparken kullanabilirsiniz. Teflonlarınızda, granitlerinizde, normal tencerelerinizde kullanabilirsiniz ama ben çok sulu yemeklerde kullanmayı tercih etmiyorum. Genelde pilav yapacağım zaman, yumurta yapacağım zaman, makarna yapacağım zaman onlarda kullanıyorum. Bunların da çeşitli boyları var. Bunu yumurta yapmak için aldım. Büyükleri var, kepçe şeklinde olanları var. Çok beğenerek kullanıyoruz. Ben eve de almıştım. Bu da Vioport Emsan'dan alışveriş yaptım. Outlet mağazasından. Birçok insan outletlerini biliyordur kesinlikle. Outlet'te böyle açayım şimdi. İlk defa sizinle açayım. Evet. Orada tabaklar, böyle tencereler, tuzluklar, kaseler, servis ürünleri, yemek takımlarından kırılan parçalarını orada satıyorlardı. Fiyatları da çok çok uygundu. 10 lira ile 15 lira arası değişmekteydi. İşte servis tabağı, pasta tabağı, kase, yemek tabağı, tuzlukları. Yani servis oradan takım da yapabilirsiniz ama takım bulma şansı çok az. Kiminden bir tane kalmış oluyor, kiminden iki tane kalmış oluyor. Mesela tencereden ben tencere almak istedim, küçük tane ama maalesef ki üç tane tencere vardı. Diğer ikisi defoluydu. Defosuz olan bu olduğu için bunu almak zorunda kaldım. Bunu yoğurt yapmak için aldım bu tencereyi. Kendisi krem rengi, tam rengi görünüyor mu bilmiyorum. Kenarları da gri desenli. Orta boy bir tencere. Yemek takımlarında genelde boy boy oluyor ama bu tam orta, yani tam ideal. Hatta bu yoğurt yapmanın dışında içine ekstradan yemek takımınızın yanına da koyabilirsiniz. Yemek koyup masaya servis etmek için de getirebilirsiniz. Ben yoğurt yapmak için aldım. Güzel bir ürün. Fiyatı da 40 lira. Ama bir daha almaya gittiğimde fiyatlar değişmişti. Fiyatları pahalanmıştı. Her gün değiştiğini düşünüyorum ben. Bu sadece Emsan'a göre değil. Diğer firmalarda öyle. Bir gittiğinizi bir daha aynı fiyata alamıyorsunuz.
beğenerek kullanacağını düşünüyorum. Son olarak da size Ar Yıldız'ın küçük saklama tencerelerinden aldım. Ben saklama kabı olarak da düşünüyorum bunları. Rahatlıkla buzdolabınıza koyup yemeğinizi, kalan yemeğinizi buna koyup ısıtabilirsiniz. Hatta tencereye, büyük tencere yemek yaptınız. Kocaman tencereyle ısıtmak yerine bunun içine koyup rahatlıkla ısıtabilirsiniz. Kesinlikle zaten herkes biliyordur bunu ama yemeklerinizi büyük hepsini beraber kesinlikle ısıtmayın. Hemen çabuk bozulmasına sebep oluyor. Isınan bir yemek saklamak geriye çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Böyle güzel bir cam kapağı var. Kenarları metal. Bu metal oluşunu da seviyorum. Güzel yani sadece cam olunca böyle makineye falan koyduğunuzda hani kenarlarında çatlama patlama olabilir diye düşünüyorum. Hiç ben yaşamadım ama yaşayanlar da var. Duydum. Burada da buhar deliği var. Tencere 14 santim. Gördüğünüz gibi burada da Ar Yıldız yazıyor. Hatta arkasına bile bakabilirsiniz. Yumurta yapabilirsiniz. Yemek ısıtabilirsiniz. Hatta bebeğinize mamalar yapabilirsiniz. Çok kullanışlı bir ürün. Bunların çeşitli boyları var bende. Çok mininden çok büyüğüne. İlk aldığımda fiyatlarını 40 liradan almıştım. En son 70 liradan. Ve şimdi bakıyorum 100 lira, 150 lira, 200 lira değişmekte fiyatları. Yani almakta fayda olduğunu düşünüyorum. Neden? Bir aldığınız ürünü bir daha aynı fiyata alamıyorsunuz. Size göstereceklerim bu kadardı. Daha çok elimde ürün var ama onları da başka videolarda göstermek isterim. Çok uzun olunca videoların izlenmediğini düşünüyorum. Bu aldığım ürünleri kendim de test ediyorum. Kendim de evde kullandığım ürünler olduğu için size güvenerek gösteriyorum. Kullanmadığım bir şeyi de göstermiyorum. Gösterdiklerimden kullanmadığım olursa bunu da kullanmıyorum diyorum. Ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.